Evet değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel'in yaptığı açıklamalar, önce yaptığı bir konuşma, ardından da çeşitli sorulara cevap. Aslında belki iki dakikayı dinlesek önemli olan kararları o şekilde duyabilirdik. Çünkü ondan öncesi tamamen iktidara yönelik eleştiriydi. Tabii gayet doğal, onu da yapabilir. Ancak beklediğimiz bütün cevapları son 5 dakikada öğrendik galiba. Faruk Bildirici bizimle beraber. Sevgili Faruk, merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Böyle pazartesi günleri mümkün olduğunca çuvaldızı kendimize batırmaya karar verdik. Çünkü bu ülkede gazetecilik yapmak nasıl bir şey, unutuldu gitti. Yani artık alışkanlık haline gelen bir takım davranış biçimleri var. Bunun çok doğal olduğunu düşünen de bir ciddi bir kitle var. Halbuki gazetecilik mesleği bu değil. Biz öyle öğrenmedik. Zaten evrensel kurallara da aykırı. Bu nedenle birazcık senin haftalık yazılarından yola çıkarak bu konuyu konuşmak istiyorum, ama onun dışında da gazetecilik nasıl yapılmalıdır? Çünkü buraya özellikle de iletişim fakültesi öğrencilerinin hem senin yazılarına hem de işte mümkün olduğunca birlikte olduğumuz süre içerisinde biraz kulak kabartmasını ve asıl gazetecilik mesleğinin nasıl yapılması gerektiğini öğrenmelerini istiyorum ben. Bu nedenle seni tabii ki uygun olduğun zamanlarda hep buraya çağırmak arzusundayım. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani mesleğimize birazcık katkım olursa sevinirim doğrusu. Yani gerek iletişim fakültesindeki öğrencileri, akademisyenler, gerekse bu mesleği yürüten arkadaşlarımız birazcık olsa eleştirilerime kulak verirse sevinirim. Çünkü benim eleştirilerimin amacı kimseyi yıpratmak, onu kötü duruma düşürmek değil. Sadece yanlıştan arınmak. Bütün yapmaya çalıştığım şey bu. Gerçekten az önce söylediğim gibi topluma baktığım zaman, gazeteci nasıl yapıldığına baktığım zaman öyle şeyler görüyorum ki yani olamaz dediğin şeyler normalleşmiş durumda. Bir arkadaşa diyorsun ki ya arkadaş niye sen gidip burada paralı toplantılara katılıyorsun? Niye şirketlerden para alıyorsun? Yani konuşuyorsun diyorsun. Ama herkes alıyor diyor. Ya bu hafta onu anlatmaya çalıştım ben. Geçen hafta iki konferans vardı. Birisi marka zirvesi, birisi de CryptoFest diye. Her ikisinde de birçok gazeteci arkadaş konuştu. Ya bunlar tamamen şirketlere hizmet eden ticari faaliyetler aslında. Ama gazeteci arkadaşlar da oraya gidiyorlar. Muhtemelen diyorum, kesin bilmiyorum ama oraya katılan diğerleri gibi de para da alıyorlar. Evet. Şimdi şu yanlış, gazeteciyle haber kaynağı durumundaki ticari şirketlerle arasında bir çıkar ilişkisi olması yanlış. Neden bunu söylüyorum? Çıkar ilişkisi olursa kendi kişisel çıkarını mı koruyacaksın yoksa kamu çıkarını mı koruyacaksın? O zaman orada bir çatışma çıkıyor işte. Ve gazetecilik iflas ediyor. Bütün mesele bu. Yani eleştirdiğim şey buydu. Artı geçen hafta gördüğüm şeylerden biri sosyal medyada. Şimdi sosyal medyayı bazı gazeteci arkadaşlar kendilerinin tamamen özgürlük alanları olduğunu varsayıyorlar. Oysa gazeteci her yerde gazetecidir. Yani nasıl ki bir siyasetçi sokağa çıktığında siyasetçi kimliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya da partisindeki vestiyere asıp çıkmıyorsa biz de gazeteci kimliğimizi her yerde taşıyoruz. Sokakta da, sosyal medyada da, işimizde de her yerde gazeteciyiz. Ama bakıyorum mesela bu hafta Şirin Sever arkadaşımız, Posta yazarı kendisi, otomobil reklamı yapmış. Otomobil reklamının arkasına, önüne geçmiş otomobillerin, bu bebekle yeni tanıştım, bu arabanın özellikleri şöyle, bu araba harika diye, üstelik de reklam etiketi koyarak yapmış. Posta'dan yine Hakan Çelik arkadaşımıza baktım. Bir yeni telefon aldım, ne kadar güzel, işte markası böyle, özellikleri şunlar, beğendiniz beğenmediğiniz şeyler varsa bana iletin diye anlatıyor. Yani gazeteci reklam yaparsa, o zaman ben şu soruyu sorma hakkını kendimde görürüm. Arkadaş sen bir ürünün iyi olduğunu söylemek için para alıyorsan, alabiliyorsan, almayı kendi hak görüyorsan, demek ki sen başka bir gerçeği gerçek dışına dönüştürmek için de para alabilirsin. Fiyatın nedir o zaman? Evet. Öyle bir şey çıkıyor. Evet. İşte bu yanlışları eleştiriyorum. Geçen sene benzer bir tartışma ya da eleştiri Fatih Portakal'a olmuştu. Öyle hatırlıyorum ben. Evet. Yani. Datça'da bir otelin reklamını yapmıştı. Kendi sosyal medyasında tabii ki. Ama o bir gazetecinin kendi özgürlük alanı mıdır, değil midir? Aslında bunun tartışılması lazım değil mi? Yoksa o etiketi taşıyan kişi bir gazeteci diye takip ediliyor değil mi? Tabii ki. Gazeteci olduğu için takip ediliyor. Dolayısıyla o gazeteci sıfatı onu takip edenler için geçerli. Tabii ki. Yani şimdi mesela diyorlar ki ya arkadaş
Oyuncular da, yani film oyuncuları, aktrisler de sosyal medyada reklam yapıyor. Etiket koyarak ne var bunda diyor bazı arkadaşlar. Ben de onlara diyorum ki arkadaş, gazeteci ile oyuncu arasında fark var. Onlar bir senaryoyu geçip filmde oynayabiliyorlar. Yani izleyenler de onların bir senaryoyu uyguladığını biliyor. Ama biz gazeteciler insanlara gerçeği aktarmakla yükümlüyüz. Yaptığımız iş bu. Ve bizim güvenilirliğimiz de tam da oradan geliyor. Eğer insanlar bize güveniyorlarsa söylediklerimize, diyorlar ki bu gazetecidir, gerçekleri aktarmakla yükümlü ve hep onu yapıyor diyoruz. Dolayısıyla da herhangi bir markayı övdüğümüzde, bir markanın, bir ürünün, telefonun, arabanın iyi olduğunu söylediğimizde de o gazete güvenilirliğinden dolayı insanlar bize güvenip o ürün alıyorlar ya da almıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Biz gazeteciliği kullanmış oluyoruz. Gazetecilik böyle pazara çıkarılabilecek bir meslek değil ki. Senin bu haftaki yazınla ilgili bu konuda işte Posta yazarı Şirin Sever, işte Ayşe Arman, Çağdaş Ertuna, isimlerini sayalım, Duygu Demirdağ, Deniz Bayramoğlu, Buse Yıldırım, Elif Ergu Demiral, Songül Hatısaru, Kübra Par, Mehmet Akif Ersoy ve Aysun Öz isimlerini zikrettiğin kişiler. Bu kişiler bazı şirketlerin markalarının reklamlarını yaparak... Hayır, marka konferansında konuşan arkadaşlar bu isimler. Marka konferansında konuşanlar. Evet. Diğerleri isimleri, şu resimlerini gördüklerimizin evet. Diğerleri. Evet, yani örneğin Murat Muratoğlu, CryptoFest'in... Ki CryptoFest'i bir kripto para platformu tamamen düzenliyor. Onların halk ilişkileri için yapılan bir festival. Ve onun tanıtımını yapıyor ve kendisi de orada konuşuyor. Hı hı. Şimdi ondan sonra ekonomik yorumlar yapacak. Ondan sonra gidecek şu kripto paralar konusunda yorumlar yapacak peki. Yani ama o zaman işte bir ilişki doğuyor. Bir çıkar çatışması doğuyor. Şu sorun üstteki... O da marka konferansı. Marka konferans. Şu da işte bir araba reklamı. Araba reklamı, telefon reklamı. Evet. Yani arkadaşlara benim eleştiride bulmamın nedeni, yani sadece bunları yapanlar değil, yapmayanlar ya da yapmak üzere olanlar, daha önce yapanlar. Ya arkadaşlar, yaptığınız yanlıştır. Bunu yapmasanız daha iyi olur. Hem kendinize hem mesleğe zarar veriyorsunuz. Bunu hatırlatmak istiyorum sadece. Bunu uzun zamandan beri bu eleştiri yapıyorsun. Özellikle mesela Hürriyet Gazetesi'nde Ayşe Arman çalışırken, yazı yazarken senin yine defalarca ona uyarın oldu. Evet. Ki o zaman Hürriyet Gazetesi'nde medya ombudsmanı olarak yazı yazıyordun. Evet. Ama gazete yönetimi senin hiçbir şekilde bu eleştirini dikkate almayıp Ayşe Arman'ın bu reklamı yapmasına göz yumdu. Hatta belki de yol verdi. Yani reklamla kalsa daha iyiydi çünkü yazıların içine reklam almaya, reklam için röportaj yapmaya başladılar. Yani paralı röportaj yapmaya başladılar. Yani maalesef o yoldan bugün geçen başka gazeteciler de var ve hala yapılıyor. Yani gazeteciliği gerçekten ticari ürün pazarlamak için kullanmaya başladılar. Ondan sonra da biz dönüp diyoruz ki insanlar niye gazete okumuyor? Niye bize güvenmiyor? Niye bizim mesleki itibarımız son derece yerlerde? Bunlardan... Biz kendi kendimizi itibarını yerlere düşürüyoruz. Oradan yine aslında belki bağlantılı bir konu, yine böyle bir takım şirketler tarafından seyahatlere götürülen gazeteciler var. O gazeteciler hani gittikleri etkinlikten bahsetseler anlarım ama döndüklerinde ya da orada yazdıklarında sadece o şirketin reklamını yapan yazılar yazıyorlar. Bu da tabii etik bir şey değil. Mesela ben Avrupa'dan bir örnek vereyim. Avrupa'da hiçbir zaman bu gerçekleşmez. Mutlaka birileri davet ettiyse bile kendi parasıyla, daha doğrusu o şirketin kendi medyanın parasıyla gider. İster yazar, ister yazmaz ama gider. Tabii yani haber değeri olan bir şey varsa zaten onu medya kuruluşunun finanse etmesi lazım. Haber değeri olan bir şey yoksa zaten gidilmez oraya. Ancak olağanüstü koşulların olduğu, diyelim bir yerde tsunami felaketi vardır ya da çok özel bir davet vardır, başka türlü gidemiyorsunuzdur, o zaman olabilir ancak. Tabii tabii. Onu da ama onların davetli olarak gittiğinizi belirtirsiniz. Bu hafta yazdığım... Ben Hanut Geziler dedim. Hanut Geziler dedim. Hanut Geziler ismini. Dedim. Yani bir onunla ilgili gösterimiz de var. E-ticaret firması gazetecileri Türkiye'nin Almanya'yla hazırlık maçını, futbol maçını izlemek üzere götürüyor. Bu gazeteci arkadaşlar ne hikmetse maçla ilgili bir şey yazmıyorlar. Sadece milli maçı. Evet, milli maç. Ve o maçla ilgili bir şey yazmayan arkadaşlar sadece kendilerini oraya Almanya'ya götüren şirketin yöneticisinin sözlerini yayınlıyorlar. Yaptıkları şey bu. Yani demek yani oraya
Almanya'ya götürmelerin karşılığını haber yaparak ödüyorlar aslında. Hı. Yaptıkları şeyi bu gazetecilik üzerine ödüyorlar. Halbuki milli maçla ilgili yazsalar söyleyecek bir şey yok. Ya yazsalar tabii o zaman zaten niye şirket götürüyor? Tabii onun da bir anlamı kalmaz. Evet. Artı başka bir hafta, bu hafta daha şey vardı, bir gezi vardı. Türkiye'de şu anda bir e-sigara konusunda müthiş bir lobi faaliyeti yürütülüyor. Onun serbest bırakılması konusunda. Bir grup gazeteciyi Londra'da bir e-sigara zirvesine götürmüşler. Yine bir şirket, uluslararası sigara tütün şirketi. Onlar da yine oradaki zirvede falan konuşulanlar, sağlık, işte e-sigaranın sağlığa zararı, onların hiçbiri yok. Sadece ve sadece şey yazıyorlar. Oradaki o kendilerini Londra'ya götüren şirketin temsilcisinin, üyesinin sözlerini yazıyorlar. Bu kadar. Şey yine öyle. Türk Hava Yolları Amerika'ya sefer başlattı. O sefere katılan arkadaşlar da yine İşte Türk Hava Yolları yöneticisinin sözlerini yazıyorlar. İşte uçaktaki şeyler. Şimdi bunların hepsinde 3 gezi saydım. Sayalım. Türk Hava Yolları doğrudan seferle başlanması vesilesiyle Anadolu Ajansı, evet. Hürriyet, Haber 7, Milliyet, Posta ve Sabah, evet. gazetelerini götürüyor. Evet, seçerek götürüyorlar. Seçerek zaten. Götürülmüş. Yani onları götürüyorlar. Onlar sadece yöneticilerin demeçlerini alıyorlar. Onları yayınlıyorlar. Ve inan şöyle bir şey var. Oraya gitmek için, ya bunları yazmak için Amerika'ya kadar ya da Londra'ya kadar gitmelerine hiç gerek yok. Zaten dikkat ettim. Mesela Türk Hava Yolları'nın Detroit seferiyle ilgili o konuşmaları bazıları burada bültenden yazmış. Ya da işte o Berlin'e giden... Yani Anadolu Ajansı'nı yazdığı bültenden yazmış. Zaten şöyle, bu arkadaşlar zahmet edip de o yöneticiyle konuştuktan sonra sözcükleri deşifre etmiyorlar. Halk İlişkiler Şirketi deşifre ediyor, onlara metni veriyor, aynı fotoğraflar veriyor. Onlar da onu yayınlıyorlar. Zaten şirket de tutmuş başka ajanslara, gazetede, medya kuruluşlarına da vermiş o bültenleri. Onlar da yayınladılar. Oraya kadar gitmeye, zahmet etmeye gerek yok yani. Ya bu gazetecilik kötüye kullanımı. Çünkü şöyle bir şey var. Siz gerçekten iyi niyetli olsanız bile bir şirket sizi bir geziye götürüyorsa amacı PR'dır. Kendi halk ilişkilerini yapmaktır, reklamını yapmaktır. İki, size kendi istediği kadarını gösterir. Ve siz de onu alırsınız. Yani gazetecilik yapma şansınız orada zaten çok az. Bütün bu arkadaşının yaptıkları bu gezilerde de öyle maalesef. Ama maalesef bu geziler de çok sıradan hale geldi. Ben tabii seni de büyük bir ihtimalle seni dinlerken izleyiciler, aa ne garip böyle bir şey olur mu? Ne olacak canım, işte şirketlerde birilerini götürmüş, onlara da yazı yazmış dediklerini bile düşünüyorum. Çünkü artık yapılması gereken gazeteciliğin ne olduğunu unutmuş bir nesil var. Öyle evet. bir şey bilmiyorlar. Dolayısıyla bu senin söylediklerin ve bize her hafta yaptığın değerlendirmeler çok önemli. Bir de Sincan cezaevinden mektup aldım. Evet. 2 mektup aldım. Evet. 7 aydır tutuklu olan gazeteciler Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz. Evet. Medyanın ve meslektaşlarının kendilerine karşı ilgisizliğinden yakındığını evet. söyledim. O mektupları yayınladın. Evet. Bize bir özet yapar mısın? Onlara ilgisiz kalındığına yönelik de ben de seni okuduktan sonra hakikaten de ilgisiz kaldık galiba diye düşündüm çünkü. Yani teşekkür ederim. Öyle bir etkide bulunduysam bu yani hepimiz için kazanım olur doğrusu. Evet. Şunu düşünüyorum. Bu gazeteci arkadaşlarla'nın mektubunu aldıktan sonra Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz, ikisi de Mezopotamya Haber Ajansı'nın elemanları, orada editörlük yapıyorlar. Diyarbakır'dan gözaltına alındılar. Ki alındıkları sırada işte polis de darp etti onları. Bayağı bir zorlu bir süreçti. Haberler çıktı çok az yerde. Ama şöyle bir süreç var. Biz gazeteciler herhangi bir yerde bir gazeteci mesleki faaliyetlerinden ötürü gözaltına alındığında hemen tepki gösteriyoruz. Göstermeliyiz de. Ama bakıyorum yaygın medyadan bazı arkadaşlar gözaltına alındığında hep beraber ayağa kalkıyor.